hocam bunlar bu hastalık için en çok kim risk altında? Koroner arter hastalığı veya kalp damar hastalığı, kalp krizi veya yine kalp damar hastalıklarının diğer kolları, periferik arter hastalığı dediğimiz boyun damar hastalığı veya bacak damar hastalığı, yine inme, stroke, bunların riskleri benzerdir. Burada en yüksek riskli kişiler yine genetik yatkınlığı, bizim klinik deneyimlerden de gözlemlediğimiz üzere genetik yatkınlığı olan kişiler, yani kalp krizi veya inme gibi olaylar veya ani ölüm gibi olaylar yüksek olan kişiler en riskli kişilerdir. İkinci en büyük risk ise diyabet, yani şeker hastalığı. Yine yani kötü, her şey kalpte oldu, her hastalıkta olduğu gibi yani diyabette. Tabii. Kesinlikle şeker hastalığı demek bir nevi kalp damar hastalığı gibi demektir. Hatta şeker hastalığı uzun süre kalp damar hastalığı eşdeğeri olarak kabul edildi. Ve yani bu hastaların kalp damarlarına bakmadan kalp damar hastalığı varmış gibi tedavi edin denilmek istenmiştir. Ve biz de o şekilde hareket etmişizdir. Şeker hastalığı kesinlikle hem kendisi iyi tedavi edilmeli hem de diğer komplikasyonu olan kalp damar hastalıkları özellikle üzerine durulmalıdır. Yani şikayet olmadan da gelmeleri gerektiğinin vurgusundasınız. Tabii. Şu an. Yani, ortalama yani 15 yaşından sonrasında da olabilir. Öncesinde de olabilir mi bu insanlarda? Yani 18-20'li yaşlarda biz ateroskleroz dediğimiz damar sertliği 18-20'li yaşlarda, çok genç yaş, ergen yaşta, o yaşlarda yağlı çizgilenme dediğimiz ufak ufak damarların yüzeyinde yağlanma olarak başlamakta. Sonra bu kolesterol partikülleri, LDL dediğimiz kolesterol partikülleri yine damar yüzeyindeki hücrelerin içerisinde hapsolmakta ve birikmektedir. Bu birikim sonucu damar darlığı giderek veya damar sertliği giderek artmaktadır. Yani %10, 20, 30, 40 o şekilde giderek artmaktadır. Ve plaklar oluşmaktadır. Yani bu koroner arterlerde veya diğer arterlerde damar iç yüzeyinde plaklar oluşmaktadır. O plaklar ya ilerleyici bir darlıkla %90, %95 ciddi darlıklara ulaşabilmekte, öyle enfarktüse neden olmaktadır. Ya da plak ani olarak kırılarak, yırtılarak oraya trombüs dediğimiz pıhtı oturmaktadır ve ani beklenmeyen bir şekilde damar tıkanabilmektedir. Ve en korktuğumuz tablo da budur. Yani ani damar tıkanıklıkları. Çünkü yavaş yavaş ilerleyen damar tıkanıklıkları genelde göğüs ağrısı yapıyor ve bize bir bilgi, ön bilgi veriyor. Ama ani tıkanan durumlarda ön bilgi vermeden, ön bir semptom vermeden enfarktüse karşı karşıya kalıyoruz ve böyle durumlarda acil dakikalar içinde müdahale edip anjiyografik yöntemle açmamız lazım. Yani bu konuda tabii riskli kişiler erkekler olmakla birlikte 45 yaş üstü erkek bir risk faktörüdür. Yine sigara içme, sigara önemli bir risk faktörüdür. Ama diğer risk faktörleri ile varlığı riski daha da fazla arttırmaktadır. Yani yine sigara, yine şeker. İki tanesi. Aynen. Her zaman şeker, hayatımızın tansiyon, en çok riske kolesterol. Sokan etkenler. Yani bunlar belki normal bir insanların bile dikkat etmesi gereken durumlar. Hepimizin iyi kötü bir tuz alışkanlığımızın veya bir katı yağ alışkanlığımızın olması lazım. Yani ülkemizde yapılan çalışmalar Türk insanının ortalama 16-18 gram günlük tuz tükettiğini göstermektedir. Oysa ki insan vücudu için 3 ila 5 gram yeterli olmaktadır. Biz ondan sonrasını hem böbreklere bir yük olarak hem damarlara bir yük olarak almaktayız. Bunlar damarlar içerisinde sıvı ve kan tutulumu yaparak
hipertansiyona neden olmakta. Bu da yine koroner arter hastalığı, beyin damar hastalığı diyebildiğimiz kalp damar hastalıklarına neden olmaktadır. Yine katı yağ oranı düşük gıdalar tüketmemizde fayda var. Yine sigara veya kafeinin fazlası, onları azaltmamızda fayda var. Yemeye, içmeye. Yemeye, içmeye. Neye dikkat etmek yani, gerekir? Yani buna tabii kontrollerini riski, de sağlayacaklar. Tabii öncelikle. Riski yüksek kişiler daha çok dikkat etmeli ama riski olmayan kişiler bile dikkat etmeli artık yani günümüzde. Yani genetik olmasa dahi illaki 6 ayda bir mi diyelim yine yoksa daha sık aralıklarla mı? Kontroller hastadan hastaya değişmekle birlikte yani düşük riskli hastalarda mesela genç düşük riskli hastalarda 5 yılda bir kontrol önerilir. Ama riski arttıkça özellikle 40 yaşından sonra risk faktörleri varlığında genelde 6 ila 12 aylık kontroller öneriyoruz. Tabii bu primer kontrol bir mesela olay gelişmeden önceki kontroller. Olay geliştikten sonra bu kontrol sıklığı artabilir. Mesela bir stent olmuş hasta, bir kalp krizi geçirmiş hasta veya başka bir kalp damar hastalığı geçirmiş hasta daha sık ihtiyaca göre belki aylık bile kontrolü çağırdığımız oluyor. Sık sık çağırdığımız oluyor. O hastadan hastaya göre değişmektedir. Kontrol. Sizin hastanenizde başarılı bir işlemler yapılıyor ve uzman alanında uzman doktorlar var ve en çok evet. tercih edilen hastanelerden bir tanesi burası. Evet. Bu gibi kalp rahatsızlığıyla alakalı sizlere tedaviye geldiklerinde sizler